her pazartesi her hanımefendinin bir diyet başlama günü. Evet, kesinlikle. Pazartesi günleri bu diyet başlama sendromlarından nasıl kurtaracağız kendimizi? Şöyle, pazartesi günü aslında biz kendimizi şartlıyoruz. Pazartesi günü başlayacağız şeklinde. Aslında bize her gün pazartesi olabilir. Çünkü evet, diyetin başlama zamanı yok. Şu an bile başlayabilirsiniz. Ve diyete psikolojik olarak girdiğimiz an her şeyi yasaklıyoruz kendimize. Ve bu yüzden biz pazartesiyi genelde belirleriz. Haftanın başlangıcı, oh diyetime gireyim. Fakat minik bir kaçamak yaptığımız itibaren diyoruz ki ah diyetim bozuldu. Artık bir sonraki pazartesiyi bekleyelim. Hiç bozmuyoruz, tamamen devam. Bir kaçamak yaptıysak bile, herhangi bir tatlı bir yiyecek kaçırdıysak bile hiçbir şey olmamış gibi diyetimizi devam etmeliyiz. Çünkü bu şekilde sürdürülebilir olur. Yani diyette sadece kısıtladığımızda kendimizi, sadece haşlama vesaire light ürünlerle beslendiğimizde kendimizi eziyet etmiş oluruz. Tam aksine diyet aslında keyifli olması lazım. Benim yazdığım diyetlerde hastalarım diyetlere baktığında ne kadar keyifli, böyle miymiş diyet deyip ertesi hafta koşa koşa geliyorlar bu hafta ne yazacaksınız diye. Çünkü çikolata, kahvenin yanında çikolata keyifleri var. Simit seviyorlarsa sabah kahvaltılarına simit ekliyoruz. Sevdiği yiyeceklerin porsiyonlarını yazıyorum. Hatta lahmacun yazan diyetisyen diye hastalarım bana çok söylerler. Çok mutlu oluyorlar bu durumdan. Bu sebepten dolayı hiç kendilerine pazartesi belirlemeyip hemen her gün, her saniye, hatta şu an hemen başlayabilirler. Bizde şöyle bir olgu da var. Diyet dediğimiz zaman sanki hayatımızdan bütün her güzel şey yiyecekler çıkacakmış gibi geliyor. Evet. Ne kadar doğru? Aslında bu tamamen kişinin psikolojik yönünden, hani kişi tamamen şu an her şey bana yasaklandı deyip kendisini diyette mutsuz hissediyor. Mutsuz hissettiği şartlandırıyor. Şu an arkadaşlarıyla buluşmaya gitmiyor, dışarı çıkmıyor. Aman ben diyetteyim, sadece salatayla besleneceğim diye düşünüyor. Ve kişi bu diyet sürecinden mutsuz oluyor. Fakat diyet aslında mutluluk sürecidir. Diyetle birlikte, çünkü sağlıklı beslenmeyle birlikte kişi daha hafif hissedecek, daha o şişkinliği gidecek ve dolayısıyla mutluluğu da artacak. Kişi tamamen bunları kısıtlamak yerine biz yine porsiyonları söylüyoruz, bu şekilde dengeleyebilirsin diyoruz, fiziksel aktiviteyle birlikte bunu dengeleyebilir. Olduk bir akşam yemeğini kaçırdı. Ertesi sabah daha hafif bir kahvaltı yapalım, ertesi gün 2 saatlik 1 saatlik bir yürüyüşe çıkalım, o dengelenmiş olur o şekilde. Kişi kesinlikle kendisini mutsuz hissetmemeli, her şeyi bırakmamalı ve bir sonraki pazartesiyi asla bırakmamalı.